Arkadaşlar merhabalar, 2021 tayfa merhaba. Bu videomda neden bahsedeceğiz? 2021 tayfa için ilk yaptığımız programa, yani ayın 29'unda, yani 29 Temmuz'da programa başlayanlar için bu haftanın rehberliğini yapacağız arkadaşlar. Evet, kaçıncı haftadayız? Bakalım kaçıncı haftadayız? 16. haftadayız arkadaşlar. Oo, çok genler bitiyor. Ondan sonra 2 hafta mola. Süper. Mola derken bana mola. Ben yine mola yapar mıyım? Tabii ki yapmam. Orada en azından işleri hızlandırmak için yine bir şeyler yaparız. Çemberleri yazarım mesela. Değil mi? Çemberleri yazarım. Evet, çemberleri de yazdıktan sonra benim yazacak bir şeyim kalmıyor. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü yazılmışları var. Zaten acil şeyi, ne derler ona? Onları ben yazdım. Analitik geometri olsun. Şimdi katı cisimler yazılıyor. Mesela katı cisimi de ben yazıyorum. Konu anlatımı tarzını. Fasikül üzerinden gideriz arkadaşlar. En azından orada konu anlatımı şey yapmama gerek yok. Onların konu anlatımını yine çekeceğim. Onların üzerinden çekeceğim. Ha hocam, almak istemiyoruz diyenler varsa da o sıkıntı değil. Eski konu anlatımından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama ciddi anlamda onları hazırlayacak gücüm kalmadı. Ki hazırlasam bile fasiküldekilerin aynısı olur. Çok da anlamsız olur yani açıkçası. Evet. Şimdi 16. haftadayız arkadaşlar. 16. haftada ne yapacağız? PDF yayınlaması günü maalesef gecikti yine. Bekleyin. Bekleyin. Ya şöyle bir şey oluştu. Ben yazdım. Gönderdim dizgiciye. Dizgiciye ulaşamıyorum. Telefonla WhatsApp'tan yazdım. Dizgiciye ulaşamıyorum. Ama büyük ihtimal geçen hafta da öyleydi. Pazartesi yazıp gönderiyordu. Büyük ihtimal yine pazartesi yazıp gönderecektir arkadaşlar. Çokgenlerden 7 sayfa. Çokgenleri bu arada yine güzel bir şekilde hazırlandı. Eksik bir parça kalmadı. Yeni nesil sorusu da tabii ki mutlaka var. Şey geldiği zaman da ben size yayından, yine YouTube'da yayın paylaşıyoruz ya, o yayından size haber veririm arkadaşlar. En kötü ihtimal bu hafta salı günü elinizde olacaktır PDF. Eğer salı da gecikirse, çarşambayı anlatamazsam idare edin bu haftalık arkadaşlar. Belki konu anlatımı perşembe gelebilir yani. Çünkü dizgiciye ulaşamadım arkadaşlar. Yarın kesin ve net bir şekilde ararım artık ve ya büyük ihtimal gecikmez gibi geliyor da siz yine de perşembe gününde olacakmış gibi de düşünün arkadaşlar. Belli de olmaz. Tamam, o konuda haberiniz olsun. Şimdi çokgenler arkadaşlar, çokgenler konusu dörtgenlerin, ya yani dörtgenlerin son konusu. Normalde en başta da anlatılabiliyor ama çokgenler böyle en başta anlatıldığı zaman çok itici oluyor böyle. Ve bazı sorularda dikdörtgenin, karenin, paralel kenarın özelliklerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden ben çokgenleri son konu olarak anlatıyorum. Bazı kitaplarınızda en baştaki konu olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar, son konu olarak anlatılması çok da mantıklı. Çünkü içerisinde anlattığımız konular var. Yoksa dikdörtgenin, paralel kenarın bazı özelliklerini bilmeden oradaki soruları yapmak ciddi anlamda zor olabilirdi arkadaşlar. Çünkü en basit bir örnek, paralel düzgün altıgende karşılıklı kenarlar paralel mesela, içeride bir dikdörtgen oluşabiliyor ya da paralel kenar oluşabiliyor arkadaşlar. Ya da paralel kenarın özelliğini kullandırıcı, yani şu paralel kenarın şu özelliğini kullandırıcı sorularla da karşılaşabiliyoruz. Şu bizim 5 yıldızlı alan özelliği, değil mi? Evet gençler, neyse, PDF geç gelecek, haberiniz olsun. En iyi ihtimal salı diyorum. Salı günü elinize gelir. Ön çalışma hazırlığını şöyle hızlı bir şekilde yaparsınız. Bir aksilik olmazsa çarşamba gününde ne yapacağız arkadaşlar? Çokgenler konusunu anlatacağız. Çokgenlerden kaç video olur? 1, 2, 3, 4 video. En fazla 5 video olur arkadaşlar. Çokgenler sizi çok fazla yormaz. Kolay bir konu, güzel bir konu. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. Çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hemen hemen her tarzı gösterecek şekilde konu anlattım arkadaşlar. Oradan küçük, ufak tefek notlarım da var. Konu anlatımı olarak da zaten çok hoşunuza gidecektir büyük ihtimalle. Yeni nesil soru olarak da tabii birkaç tane var. Çokgenlerden yazılıyor mu? Evet, çokgenlerden, özellikle düzgün beşgen ve düzgün altıgenden yazılıyor arkadaşlar. Zaten oradaki düzgün beşgen ve düzgün altıgendeki sorularım, 2-3 tane yeni nesil soru var orada. Mantığını kavrarsanız diğer yeni nesil sorulara da çok rahat bir şekilde uygularsınız. O tarzda sorular arkadaşlar. Şimdi çarşamba günü hallettik diyelim şimdi. Hadi bir aksilik olmadı. Çarşamba günü de konu anlatımını hallettik. İyi, süperiz. O zaman perşembe günü ne yapacağız? Geometrinin ilacını kesinlikle ama kesinlikle çözüyoruz. Geometrinin ilacı da çokgenlerle ilgili testlerde mutlaka çözüyoruz arkadaşlar.
Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu hafta o kadar yoğunluk, o kadar yorgunluk şu bu oldu ki geometrinin ilacı da belki birkaç gün böyle sarkabilir arkadaşlar. O konuda da kusura bakmayın. Tamam. Çünkü bu hafta ciddi anlamda çok yıprandım, çok yoruldum. Şu an bile saat kaç onu söyleyeyim. Şu an pazartesi günü saat 3.32. Şöyle gösteriyorum. Normalde 7.30'da kalkmam lazım benim. 7.30'da kalkıp yani 7.30'da kalkıp tüm gün çalışmam lazım benim arkadaşlar. İşte işleri de şu an yetiştirebildim yani düşünün. Bu videoyu da şu an yetiştirebildim. Biraz da beni anlayın lütfen. Tamam söz verdik. Perşembeye yetiştirmeye çalışacağım. Yetiştiremezsem de kusura bakmayın. Şu şey gelmiş olsaydı ne derler ona? Çok gelenlerin PDF'i yazılmış olsaydı eğer sıkıntı yaşamazdım. Bugün onu çekerdim büyük ihtimalle. Yarın da geometrinin ilacını çekerdim. Yani salı günü de geometrinin ilacını çekerdim arkadaşlar. İşte gün böyle sarkıyor. Alelacele iş yapıyoruz. İşte bir haftada 3-4 günde soruları yazıyoruz. Dizgici 2-3 günde yazmaya çalışıyor. Vallahi arkadaşlar konuları size yetiştireyim derken o neler yaşıyoruz neler. Bir bilseniz var ya. Neyse, neyse ama haftaya dinleneceğim inşallah. Haftaya siz böyle çok yorulacaksınız, ben dinleneceğim. 2 hafta boyunca hatta. Hani rahat rahat soru yazarım orada da. Rahat rahat çemberleri yazarım daha doğrusu. Neyse arkadaşlar geometrinin ilacını da Perşembe Cuma çözeceksiniz. İkiye sarkıtabilirsiniz. Yani 2 güne şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini bir günde çözmek zorunda değilsiniz. Bir de orta seviyede bir kaynak vardı elinizde. Orta seviyedeki kaynağı da hafta sonu çözüyorsunuz yine 2 güne yayarak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Büyük ihtimalle yarın değil de yarından sonra salı günü ya pardon salı günü elinize geçecektir PDF. Çok gelenlerin konu anlatımı büyük ihtimalle çarşamba olacak ama yetiştirmezse dizgici işte bu perşembeye sarkabilir. Bu haftalık böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu perşembeye sarkarsa geometri enerji de cumaya sarkacaktır. O konuda beni de anlamanızı rica ediyorum. Evet, gecenin bir vakti konuşamıyoruz da. Evet, bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar gençler. Dörtgenleri de bitiriyoruz. Vallahi arkadaşlar şu an dörtgenler de bittiği için deneme sınavlarında eğer buraya kadar geldiyseniz tabii. Şu an büyük ihtimalle 7 ya da 8 net çıkarıyor olmanız lazım. Deneme sınavlarında ne yapamıyorsunuzdur? İşte çemberi belki yapamıyorsunuzdur. İşte katı cisimi belki yapamıyorsunuzdur. Ama katı cisimden de korkmayın. Lütfen korkmayın. Katı cisimde yine üçgenlerden anlatacağız. Yine üçgenden anlatacağız. Evet. Bir tek hacmin taban alanı çarpı yükseklik olduğunu bilin. Ucu sivri olan şekillerde bastığınızda batıyorsa ucu sivri olan şekillerde piramit ve konide taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olduğunu bilin hacmin. Alanları da tek tek dikdörtgenleri ayrı ayrı bularak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine katı cisim sorularını aslında sizler yapabilirsiniz. Tamam. O yüzden onlardan korkmayın. Şu an belki çemberi yapamayabilirsiniz. Bir de çember analitiğini belki yapamayabilirsiniz. Ama AYT denemesi olmuyorsunuz zaten. Şu an büyük ihtimalle 7 ya da 8 net. Hadi bilemediniz 6, 7, 8 net çıkarabilecek kıvamdasınız. Ki büyük ihtimalle çıkarıyorsunuzdur. Bir de çember bittim var ya 8 net garanti. Ondan sonra bir de analitiğe başlayınca böyle of 9 net garanti. İyi olacak inşallah arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Çalışmaya devam. Emek sarf etmeye devam. Emek sarf ettiğiniz sürece daima hak ettiğinizi alırsınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İyi çalışmalar diliyorum size. Görüşmek dileğiyle. Bir aksilik olursa da ne olacak? Ben size yayından bildiririm. Tamam mı? Bir aksilik olursa da şöyle olacak, böyle olacak diye. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.